Circle Foundation ve İngiltere Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsü'nün 28 Mayıs 2021 tarihinde ortak etkinliğinde sunum yapan Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 CİHA sisteminin güncellenen teknik özelliklerini paylaştı. Haluk Bayraktar tarafından yapılan sunumda Bayraktar TB2 CİHA sisteminin teknik özelliklerinde güncellenen veriler olduğu dikkat çekti. Paylaşılan özelliklerin Baykar Savunma'nın geliştirdiği ve birçok ülkenin güvenlik güçlerinde hizmet vermekte olan Bayraktar TB2 CİHA ile SATCOM kabiliyetli versiyonu Bayraktar TB2S sistemlerine ait olduğu görülüyor. Bayraktar TB2 SİHA için havada kalış süresi 27 saat olarak bildirilmişken sunumda 30 saat olarak yer aldı. Paylaşılan sunumda Bayraktar TB2 SİHA için menzil görüş hattı 300 kilometre olarak verilirken görüş ötesi 1800 kilometre olarak yer aldı. Bayraktar TB2 SİHA için önceden paylaşılan maksimum kalkış ağırlığı 650 kilogram bilgisi yapılan sunumda 700 kilogram olarak yer aldı. Bahse konu 700 kilogramlık güncel sayının görüş hattı ve görüş ötesi sistemlerindeki platform maksimum kalkış ağırlık farklılığına dayandığı tahmin edilmektedir. Ayrıca sunumda müşterilere 200 adet Bayraktar TB2 SİHA hava aracı teslim edildiği görülüyor. Bayraktar TB2 SİHA için mevcutta aktarılan 100 beygir motor verisi ise sunumda 105 beygir olarak yer aldı. Baykar Savunma Mühendisleri tarafından Bayraktar TB2 SİHA platformu üzerinden geliştirilen Bayraktar TB2 S SİHA'ya SATCOM anten entegrasyonu yapılarak SİHA'lar görüş hattı bağlantının getirdiği menzil kısıtından kurtularak teorik olarak bağlanılan uydunun kapsama alanı kadar geniş bir alanda yer kontrol istasyonu ile iletişim kurabiliyor ve daha geniş bir alanda daha yüksek menzilde görev yapabiliyor. Yakın bir zamanda SİHA'lar kullanılan elektrooptik kamera konusundaki ambargolar ile gündeme gelmiş, kısa bir sürede Aselsan Kets'in entegre ettiği sistemler test edilmiş ve sonrasında sistemler envantere girmişti. TB2S Sihan'ın henüz resmi lansmanı yapılmadığı için hangi SATCOM kullandığı bilinmiyor. Ancak yerli olarak CTEC firmasının ürettiği SATCOM sistemi bulunuyor. Bu nedenle ambargo tehlikesi olmadığı değerlendiriliyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça Sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.